Muhterem dostlar, merhabalar. Eğitim Rehberi programımızda ailede din eğitimi, ailede çocuklarımızı nasıl daha güzel yetiştiririz derdiyle müzakerelerde bulunuyorduk ki şu an bir yandan dil gelişimini, bir yandan duygusal gelişimi müzakere ediyorduk. Bu programımızda artık dil gelişimiyle ilgili son özet noktalara dokunup inşallah duygusal gelişim noktasına giriş yapacağız. Dil gelişimi noktasında geçen programlarımızda kekemelikten bahsetmiştik. 0-2 yaşta çok çocuğumuzla konuşmakla ilgili e, antrenmanlardan bahsetmiştik. Evladımızı küçük olsa da, anlamasa da evde bir şekilde gezdirip, evi tanıtıp, onların gözlerine bakarak, ilişki kurarak konuşmaktan bahsetmiştik. Yani o kelimeleri duymadıklarını, anlamadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Lakin... Merak etmeyin onlar belleklerine yazıyorlar. Daha sonra o kelimeler o bellekten çekilecek ve kullanılacak. Evlat, evlatlarımız Allah öyle mükemmel yaratmış ki insanı direkt kayıtta bulunuyor. Yani siz o duymuyor zannediyorsunuz. Bazen bazı ortamlarda çocuk işte o köşede oynuyor. Bizi dinlemiyor zannediyorsunuz. Ama söylediklerinizi, yaptıklarınızı, ifadelerinizi hepsini kaydediyor bir bakıyorsunuz ki olmadık bir zamanda replik olarak kullanabiliyorlar. Allah Allah diyorsunuz. Ya bunu nereden öğrendin acaba? Çocuğa sorduğunuzda çocuk olmadık bir yorum yapıyor. Diyor ki hani şu zaman şu olmuştu ya. Hafızaya bakıyorsunuz diyorsunuz ki o zaman o orada mıydı? Çünkü orada olduğunun farkında bile değiliz. Yani direkt bir kayıt var. Evladımız direkt kaydediyor. Çocuğumuz direkt kaydediyor. O yüzden yaşa bakmaksızın devamlı konuşmaktan, devamlı iletişime geçmekten, tensel temasla birlikte konuşmaktan bahsetmiştik önceki programlarımızda. Masal okumak, kitap okumak ve bunların önemini de izah etmiştik. Şimdi bugün artık son son belli harflerin telaffuzunda sorun olduğunda s gibi, r gibi, j gibi harflerin biz bunlara fonolojik bozukluk diyorduk hatırlarsanız. Önceki programlarımızda değinmiştik. Fonolojik bozukluk diyorduk. İşte bunların çözülmesinin okul öncesinde olması gerektiğini önemsemiştik. Bunu özellikle altın çizerek sizlere belirtmiştik. İşte bu süreçte kesinlikle bazen çocuğun fiziksel durumuna göre eksiklikler olabilir. Bazen hem fiziksel durumuna hem de psikolojik durumuna göre eksiklikler söz konusu olabilir. Burada iki taraflı bir tedavi, iki taraflı bir sürecin olması gerektiğinden de bahsetmiştik. Şimdi e, yarık damaktan bahsetmiştik hatırlarsanız. Yarık damak ciddi bir sorun. E, hamilelik esnasında ortaya çıkan bir sorun. Tedavisinden sonra e, ki süreçte dikkat etmemiz gereken hususlara dokunmuştuk. İşte damak küçük dil, ağız kasları çok önemli. Hani diksiyon dersi var ya talim dersi var ya Kur'an-ı Kerim öğrenirken de az çok duymuşsunuz biliyorsunuz. biliyorsunuz. İşte bu e, derslerde daha çok ne yapmaya çalışılır? aynı fiziksel gelişim gibi kasları hareket ettirmek, ağzı normal, harfleri düzgün telaffuz edilecek şekilde alıştırmakla alakalı bir süreç var. Dostlar işte 0-6 yaşa kadar eğer bir takım konuşma bozuklukları varsa mutlaka konuşma terapistine gidiyoruz. O refleksleri, o tedavileri görmesini istiyoruz. Biz sadece bunu defaatle söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum, tekrar hatırlatıyorum. Biz sadece Yanlışı farklı bir cümlede cevap cümlesinde yanlış düzeltme modunda değil farkındalığını oluşturma adına doğru kelimeyi kullanarak müdahale ediyoruz sürece. Onun dışında konuşma terapisine götürmüş ya da hem konuşma terapisine hem de pedagoğa götürmüş olacağız ki 0-6 yaş arasında bu tedaviyi halletmemiz lazım. Evet anne baba e, yanlış sesi düzgün söyleyerek müdahale edecek. Peki bunun dışında hareket yaparsa ne olur? Durmadan düzeltirse, durmadan yanlış söylerse, durmadan hayır o öyle değil böyle, o kelime şöyle değil böyle, o cümle şöyle değil böyle kullanılır derse işte yavaş yavaş orada girişimcilik dediğimiz o kendini ortaya koyma, o cesaret, özbenlik saygısı, özgüven dediğimiz e, hadiseye ki bu çok önemlidir hayatta zarar vermiş oluruz maalesef. Aman ha, sakın çok dikkat edelim. Sakın. Müdahale şeklimiz çok önemli. Özellikle konuşmanın düzgün olabilmesi için güzel, huzurlu bir ortamın olması lazım. Çünkü tedaviler gerçekten kolay değil. Bir R harfini düzeltmekle ilgili terapist ne yapar? Süreç nasıl dediğinizde gidiyorsunuz öncelikle bir tespit yapıyorlar. Acaba işitmede mi problem var? İşitme hafızasında mı problem var? Ağız kaslarının hangisinde problem var? Neden R harfi söylenemiyor? Nerede problem var? Bir kere bu anlaşılır. Tespitten sonra değişik dinleme ödevleri verilebiliyor. Yani belli programlar, belli özellikle o harfin kullanıldığı kelimelerin yoğun olduğu antrenmanlar veriliyor ki evladımızın R harfiyle ilgili reflekslerini geliştirmek için önemli temrinler, alıştırmalar bunlar. Sonra kasların gelişmesiyle ilgili antrenmanlar, R sesini çıkartmakla ilgili dilin dokunacağı yer, dişlerin durumu, belki dişlerle ilgili bir tedavi süreci söz konusu olabiliyor. Ve bu noktada yavaş yavaş cümle alıştırmaları yani küçük küçük kelimeleri çözdükten sonra uzun cümlelerde kopukluk oluyor mu? İki kere doğru söyleyip dikkat edip üçüncüsünde doğru söylememek gibi bir durum oluyor mu? 3 ay boyunca takip ediyorsunuz, geliştiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Aynı zamanda ayda bir de kontrole götürüyorsunuz ki acaba eksiklik var mı diye. Bakın çok kolay değil. Hele bir zamandan sonra artık yaş büyüdükçe altı yaştan sonra 8 yaş, 10 yaş hatta ergenlikten sonrayı falan düşündüğünüz zaman maalesef iş işten Geçmiş oluyor. Burada anne babalara ciddi bir sorumluluk yüklenmiş oluyor dostlar. Neden bu sorumluluk önemli? Çünkü bu yaşlarda doğru müdahaleyle işi çözmezsek yarın evladımız okula gidecek. Okulda farklı bir ortama gidecek, girecek. Söyledikleri kelimeler, söyledikleri cümleler, ifadeler, bunların hepsi önem arz edecek dostlar. Neden? Çünkü sosyal bir çevrede yaşıyoruz. Belki de bir arkadaşı onun bir kelimeyi söyleyemediğinden dolayı dalga geçecek. Belki başkaları zorbalık yapacak. Belki sınıfa espri malzemesi olacak. Ve işte yavaş yavaş sorunlar gelmeye başlayacak. Psikolojiler belki bozulacak. Belki dalga geçildiği için, alay edildiği için yarın öbür gün iyi bir girişimci olacakken, şu toplumda güzel bir imza bırakacakken işte o durum, bu durum yüzünden maalesef kendisini geri çeken, özgüvenini kaybeden bireyler ortaya çıkacaktır. Sakın ha. Dikkat. Konuşma çok önemli bir hadise. Bundan dolayı bizim aynı zamanda okul ortamında da konuşma bozukluğu olan anaokulu ortamında olsun, diğer ilkokul ortamında olsun konuşma bozukluğu olan evlatlarımızın, çocuklarımızın ciddi anlamda ilişkilerinin takibi de anne baba ve hocalarımız açısından, öğretmenlerimiz açısından çok önemli. Zorbalık yapılıyorsa kendilerine, eğer özgüvenini yitirecek hareketler yapılıyorsa bu müdahale edilmeli. Çocuklar arasında bu durum normalleştirilmeli, güzelce izah edilmeli, anlatılmalı ki dikkat çekici unsur olarak ortadan kalksın bu durum ve herkesin kabullendiği bir normal haline dönüversin. İşte normalleştirmek burada liderlere düşüyor, idarecilere düşüyor. Yani öğretmenlere ve anne babaya düşüyor. İşte mesela kekemelikte de e, bu takım sıkıntılar ciddi anlamda birbirini tekil, tetikleyebiliyor. Biliyorsunuz kekemeliğin hani bir patlatma şeklinde olanı var. Bir bütün hecelerde kekemelik olan şekli var. Bir de istisna olan 3-4 yaşlarında sadece konuşmayı fark etmekte olan şekli var. Burada eğer çocukta devamlı bir kekemelik problemi varsa arka planında psikolojik bir sıkıntı olabilir, farklı bir baskı olabilir, yaşadıkları olabilir, korkuları olabilir. Bunu çözmek için bir yandan kekemeliği konuşma terapisiyle çözerken bir yandan da psikolojik destek almak durumunda kalabiliriz. Bir de bunu okul ortamı veya anaokul ortamında veya kardeşlerinin arasında veya bir ortama gittiğinizde akrabalarınızın çocukları arasında dalga geçici bir unsur bir zorbalık vesilesi oluyorsa ki Allah muhafaza işte buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anne baba bu konuda büyükler bu konuda o çocuğun bu durumunu ortamın içerisinde normalleştirmek, tanıtmak ve olabileceğini izah etmek, dalga geçilme malzemesi olmasını engellemek noktasında çaba sarf etmeliler ve takipçi olmalılar. Anne baba kekeme olan çocuklarda da kekemelik genetik olarak söz konusu olabiliyor. Anne babanın doğal olarak yapısından da kaynaklanabiliyor. Çünkü çocuğun büyüme aşamasında iletişime geçecek olan, konuşacak olan anne baba olduğu için çocuğu bu şekilde de etkilemiş oluyor. Burada biz akıcılığa bakmamız gerekiyor. Yani şiirde, şarkıda ritim gerektiren e, akıcı üst konuşmalarda veya insanlarla değil de işte hayvanlarla, kediyle, köpekle, çiçekle konuşurken çocuğun durumuyla, birisiyle iletişime geçerken çocuğun durumu fark ediyorsa işte burada kaygı var demektir. Devamlı bir düzeltme, devamlı acaba yanlış yapıyor muyum, bu sefer yanlış yapacak mıyım, acaba bana kızacaklar mı, kızarlar mı acaba, e, şu kelimeyi söylesem mi, düşünsenize her kelimede şimdi bana bir şey derlerse ya kızarlarsa arkadaşlarım ne der, dalga mı geçerler, gülerler mi acaba bana, hayır hayır konuşmaktan çekinen, e, 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 desem mi, demesem e, 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 e. evet işte ortam bu şekilde başlıyor, hikaye buradan başlıyor. İşte bu rahatlığı. ...evladımıza ev ortamında vermemiz lazım. Bazen büyükler de ciddi anlamda... ...büyükler de ciddi anlamda gereksiz şakalar yapabiliyorlar. Yani gereksiz gereksiz korkutmalar, gereksiz dalga geçmeler... ...anne babalardan bile rastlayabiliyoruz. Ne gereği var? Çocuğu o sırada sinirlendirmeyelim. İlla o şakayı yapacak baba alışmış. Ya da anne illaki o eleştiriyi yapacak. İlla o yanlışı düzeltecek. Ya biraz sabır... Biraz sabır, biraz sakinlik. Çünkü siz agresif olursanız o da agresif yetişecek. Siz nasılsanız o da öyle yetişecek. Sizin aynanız olacak. Dikkat etmek lazım. İşte o biraz önce dediğimiz iki kekemelik cinsini birbirinden ayırt edebilmemiz önemli. Özellikle bunu tekrar parantez olarak açmak istiyorum. Ee, çocuklar konuşmayı öğrenirken belli bir yaşa kadar taklit ederler. Cümleleri kalıp olarak taklit ederler. Belli konumda ha bu konumda şu cümle kullanılır. Bu konumda şu kelime kullanılırı kaydeder. Duyguya göre bazen davranışa göre kaydeder. Fakat bir yaştan sonra kendi cümlelerini farkına varmaya başlarlar. Aa ben konuşuyorum. Çok güzel konuşuyorum. Acaba ne diyorum? Doğru mu diyorum? Kendisini kontrol başlar. Bu kısa bir dönemdir. Bu kendini kontrol, acaba yanlış söylüyor muyum? Acaba yanlış mı telaffuz edeceğim? Diye daha 3,5-4 yaşlarında böyle bir refleks olur ki bu kısa sürer, yine burada bir kekemelik söz konusu olabilir. Dikkat edeceğimiz, ayırt edici özellik nedir? Dikkat edeceğimiz, ayırt edici özellik şudur. Kelimelerin ilk hecelerindeyse bu. Yani diğer hecelere uzun bir kelimenin diğer hecelerine yansımıyorsa anneciğim diyecekse a, 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 anneciğim diyorsa babacığım diyse ba, 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 babacığım diyorsa yani ikinci üçüncü hecelerde değil de ilk hecelerde eğer bu ortaya çıkıyorsa işte bu sıkıntıdan psikolojik bunalımdan değil çocuğun kendisinin farkına varmasından kaynaklanan bir durumda olabilir. Bu tip durumlara da rastlanılabiliyor. Bunu da özellikle bildirmiş olalım dil gelişimi noktasında bir özetle beraber inşallah dil gelişimi bölümünü kapatıp programımızda inşallah duygusal gelişim dönemine yani 2-6 yaşta duygusal gelişimde neler yaşarız o bölüme bir giriş yapmış olacağız. Şimdi dil gelişiminde tekrarlarsak eğitim alacağı kurum çok önemli. 0-6 yaş arasında konuşma terapisi görmesi eğer bir takım bozukluklar varsa çok önemli evladımızın konuşurken sözünü kesmemek çok önemli. Evde aile huzurunu sağlayacak bir ortam oluşturmak, aile iklimi çok önemli. Evladımızla kesinlikle alay etmemek, alay edilecek ortamlara da kendisini kollamak, korumak ve takip etmenin öneminden bahsetmiş olduk. Kekemelikten bahsettik. Bu noktada işte biraz önce söylediğimiz psikolojik baskıların sorun olduğundan bahsetmiştik. Bir de bu süreçte eğer bir bozukluk varsa takiple beraber mutlaka konuşma terapisiyle beraber arka planda psikolojik bir rahatsızlık var mı, bir kaygı var mı ya da evde gerçekten onun psikolojisini etkileyecek sıkıntılar var mı? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. İnşallah yeni nesli güzel konuşan, güzel hitap eden, güzel düşünen bir nesil olarak yetiştirmeyi Rabbim bizlere, sizlere nasip eylesin ve bu sorumluluğun o evladı yetiştirmenin onun düzgün konuşması ile ilgili sorumluluğu alıp güzel bir şekilde yerine getirmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah'ın izniyle başaracağız, merak etmeyin. Duygusal gelişim noktası da yine 2-6 yaşta çok önemli bir nokta. Duygusal gelişim. Duygular duymaktan geliyor. Hani 5 duyu organımız var ya, görmek, işitmek, hissetmek, dokunmak. Bunlarla beraber aynı zamanda insanın e, Elle tutulmayan, gözle görünmeyen, somut olmayan soyut duyguları da var. Hisleri de var. Öfkelenmek, sevmek, içeriden gelen dürtülere göre hareket etmek ama içerideki dürtüyü biz görmüyoruz, hissedemiyoruz. İşte burada duygusal gelişim öne çıkıyor. İşte duygusal gelişim evladımızın 0-2 yaştan sonra yavaş yavaş fiziksel bir takım refleksler kazandıktan, size alıştıktan, çevreye alıştıktan, farklı insanlara alıştıktan sonra takip etmemiz gereken bir gelişim alanı olmuş oluyor. Ergenlik ifadesi bazen çok farklı yerlerde kullanılabiliyor. Hatta bu da böyle dar bir mesele olarak ya her zaman mı ergenlik işte 3 yaş ergenliği 5 yaş ergenliği 10 yaşında da ergenlik varmış ya bu ergenlik ne çokmuş işte ya biz de özellikle belli bir yaş üstün ya biz de ergenlik yaşadık canım ya Allah Allah yani bu zaman ergenlerin ergen olduğunu söylüyorsunuz başımıza iş açıyoruz falan <laughs> aslında ergenlik bir nevi değişim yani köklü değişim dönemi demektir yani bir geçiş dönemi kritik evreler ve geçişler e, önemli işte 2,5 yaş, 2-6 yaşta önemli bir ara. 2,5-3 yaş arasında böyle hani ergenlik tarzında bir dönem oluyor. Yani yavaş yavaş artık birey olmakla ilgili bir şeyler yapılınca hani çocuk olmak ama hani bebek değilim de çocuğum artık beni kale alın tarzında bazen farkında olunmadan çocuğun da farkında olmadığı içsel dürtüler meydana gelmeye başlıyor ki bakıyorsunuz Ciddi bir yoğunluk, yani ne yoğunluğu? Öfke yoğunluğu, aşırı bir itiraz, aşırı bir inat söz konusu olmaya başlıyor. Hatta ne yapacağınızı şaşıramıyorsunuz. Yoğun bir öfke patlaması, ağlamalar, aşırı kendini kasmalar, sıkmalar gibi sizin sözünüzü dinlememe gibi tepkiler oluyor. Bu iki buçuk üç yaş arasında dürtüsel olarak bir duygu yoğunluğu, olumsuz bir tutumun eşlik ettiği bir yoğunluk söz konusu oluyor ki bu burada dikkat etmemiz gereken bir dönem bu. Çünkü gerçekten duygularını çok yoğun yaşadıkları 4 yaşa kadar bu süreç devam edebiliyor. Çok yoğun yaşadıkları bir dönem çocuklarımızın ilk çocukluk döneminde yani 2-6 yaşta. 2,5 yaş duygu yoğunluğu. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 4 yaşa göre 4 yaşa doğru gidiyor. Burada aşırı agresif davranmamak Kesinlikle fiziksel şiddet kullanmamak, kesinlikle fiziksel şiddet kullanmamak. Nefsi davranmamak, hissi davranmamak gerekiyor. Nefsi ve hissi davranışların sonu hüsrandır dostlar. Nefsi ve hissi davranışların sonu hüsrandır, sıkıntıdır. Yaptığınız yatırımı iyi olarak değil, negatif olarak alırsınız. Aman ha, burada dikkat edelim. İşte ebeveyn buradaki duygu yoğunluğunu nasıl düzenleyecek? İşte her istediğini yapmayacak bir takım sınırlar koymaya başlayacak. O sınırlara çocuk küçük olduğu için o sınırlara tepkisini kızarak, bağırarak ve fiziksel şiddetle değil ama dik duruş ve sık sık telkinle devam edecek. Bakın bu senin sınırın. Hayır, bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Hayır bunu yapmıyoruz. Hayır bunu yapmıyoruz. Bu böyle değil. Bu şekilde yapıyoruz. Tarzında kızmadan, sinirlenmeden devamlı telkinle. Hata yapacaklar. Yanlış yapacaklar. Bazen bir şey kıracaklar. Burada dikkat etmemiz gereken kendilerine zarar verilmesin. Ama devamlı serbest bırakırsak da bu sefer de haz bölgesini, beynin haz bölgesine uyarıyı fazla vermiş oluruz ki Allah muhafaza ondan sonra onu kontrol etmek elimizde olmayan noktalardan olabilir. İşte burada Sınırları düzgün koymak da çok önemli dostlar. Bazen sınırlar koyuluyor ama yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Neden koyduğumuzu bilmiyoruz kuralı. Babam öyle dedi işte atadan gelmiş bir şey böyle olacak. Böyle olmalı. Biraz irdelediğimizde aslında o sınırın o kuralın sebebi o zamanlardı. Şimdi ise devir değişmiş olabiliyor. Yani koyduğumuz kuralları da çok iyi benimsedeceğiz. Anlayabildiği kadar anlatmaya çalışacağız. İşte burada dikkati dağıtmak da çok önemli bir unsur. O duygu yoğunluğu yaşandığında ya izah etmeye çalışacağız, eğer anlamayacaksa ki küçük anlamayabilir, işte o zaman dikkat dağıtmaya çalışacağız. Yani tamamıyla dikkatini farklı yere çekmeye çalışacağız ki bu çocuklarda çok daha kolay olabiliyor. İşte burada duygu yoğunluğu yaşayan çocuklarda sözel iletişim olacak fakat sözel iletişim sınırlı tutulacak. Yani devamlı anlatma, devamlı ikna, devamlı anlatma, devamlı ikna, biz devamlı ikna edeceğiz, devamlı anlatacağız derseniz sizi devamlı yoracaktır çocuk. Hatta bu noktada bir tiyatro oynamaya başlayacaktır ki bakın burası çok önemli. Artık onun için inatlaşmak bir tiyatro olacaktır. Şimdi ben böyle davranacağım. Onlar da nasıl olsa izah etmek zorunda kalacaklar. Ve şöyle bir sonuca doğru gideceğiz. Sonuç ne? Sonuç şu. Şöyle bir sonuç. Evet evet. Şimdi tiyatro başlıyor. İnadına ben bunu düşürürüm. Kırarım. Veya İnadına şu hareket yaparım. Çünkü annem ben ne ilgilenmiyor. Benimle ilgilenmesi gerekiyor? Şimdi ben ilgilendireceğim. Biz başlarız anlatmaya. O da ha <laughs> ha der, ha <laughs> ha. Anlat, anlat, anlat. Eyvah. Yavaş yavaş çok anlatmakta, çok söylemekte sözlerimizin değersizleşmesine doğru gidebilir. Çok dikkat edin. Peki ne yapacağız hocam? İnatla davranıyor. Bir türlü başa çıkamıyorum. Bakın, eğer o tiyatro başladıysa tiyatro nasıl olur? Siz hiç tiyatro ekibinin seyircisiz oynandığını gördünüz mü? Görmediniz. Ancak taslaklarda seyircisiz oynanabilir. Provalarda olabilir. Ama tiyatro seyircisiz oynanmaz. Ne yapacağız? Fazla anlatmayacağız. Biz dik durup kuralımızı koyup geri çekileceğiz ve ilgilenmeyeceğiz. Çünkü seyircisi yoksa tiyatroda yoktur. İlgilenmeyeceğiz. Gereksiz bir şekilde fazla anlatıma girmeyeceğiz. Ve hayır demesini de yavaş yavaş hayır demesini de yavaş yavaş onlara göstermiş olacağız. Onlar da yarın hayır demesini öğrenecekler çünkü. O yüzden bazı şeylere hayır diyebileceğiz. Her şeyi kabul ettirmeyeceğiz. İlahiyatçı bir hocamız Sıtkı Aslan hoca eğitimlerinde bahseder, bir eğitiminde dinlemiştim. Şişli'de 15-16 yaşlarındaki bir gencin işte yüksek bir kattan atlayarak intihar ettiğinden bahsetmişti. Sebebi olarak da şunu ifadelendirmişti. Ne oldu? Araştırılıyor. Son telefon kayıtlarına bakılıyor ki son görüştüğü telefon kaydında bir kız arkadaşıyla görüşüyor. Ve kız arkadaşı onu reddediyor. Hayır ben seninle çıkamam diyor. Ve çocuk 5. kattan aşağıya atlayıp intihar ediyor. Peki nereye bağlıyorlar meseleyi? Meseleyi şuraya bağlıyorlar. Hiçbir zaman reddedilmemiş ki. Her zaman her istediği yapılmış. Bir kere reddedilince bunalıma giriyor ve kaldıramıyor çocuk. İşte hayata hazırlayacağız çocuklarımızı. Onlar yakında genç olacaklar, büyük olacaklar. Hayır demeyi de öğrenecekler, duygularını düzenlemeyi de öğrenecekler. İşte bizim de bir şey öğrenmemiz lazım değil mi? Dikkat etmemiz lazım. Nasıl davrandığımızı gerçekten farkındalıkla beraber bir gözden geçirmemiz lazım. İnşallah evlatlarımızı, yeni nesli, güzel, usulüne uygun yetiştirmeyi başaracağız. Allah'ın emanında olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.